Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dünyanın en lezzetli dolmasını yapacağım. İddia ediyorum bu yediğiniz en lezzetli ve en güzel dolma olacak. Umarım sizler de bu tarifimi severek, izleyerek denersiniz. Hemen yapım aşamasına başlıyorum. 200 gram karışık kıymamı aldım. Yani yağlı kıymamı aldım. Dana kıyma kullanıyorum. İçerisine bir su bardağı kadar yıkamış olduğum pirinci ekliyorum. Pirinci çok güzel bir şekilde nişastası çıkıncaya kadar yıkadım. Sonrasında bir adet soğan kullanacağım. Soğanımı da hemen ikiye böldüm. Sonrasında küp küp olacak şekilde küp ve ince ince doğrayacağım. Ne kadar ince olursa dolmanın görüntüsü de o kadar lezzetli ve güzel görünüyor. Hemen hızlı bir şekilde soğanlarımı doğruyorum. Benim soğanım orta boy Eğer büyük boy kullanıyorsanız yarım adet kullanabilirsiniz vereceğim ölçülerde tam geliyor Sonrasında iki diş sarımsak kullanın benim sarımsağım büyük olduğu için tek diş kullanıyorum onu da hızlı bir şekilde doğradım Hemen Harcımın içerisine aktarıyorum doğramış olduğum sarımsağı ve soğanları Gerçekten tam yarım saat içerisinde hazırlayabileceğiniz bir dolma tarifi ve çok lezzetli İçerisine aktardıktan sonra baharatlarını ve yağını ekleyeceğim. Yarım çay bardağı kadar göz kararı zeytinyağı ekliyorum. Zeytinyağı da zaten taze de olmaya ayrı bir lezzet katıyor. İçerisine 2 yemek kaşığı karışık salça ekledim. Ve 1 tatlı kaşığı kadar limon tuzu ekledim. Limon tuzu yerine 1 yemek kaşığı sumak ekçisi kullanabilirsiniz. İçerisine yaklaşık 1,5 tatlı kaşığı kadar da tuz ekliyorum. Sonrasında nane ekleyeceğim. Çok az bir miktar kuru naneyi ekledim. Ve içerisine bir tatlı kaşığı pul biber ekliyorum. Bir miktar da karabiber ekleyeceğiz. Baharatları ve sos aroması bu şekilde olacak. Hemen yoğurma işlemine başlıyorum. Öncelikle salçayı yumuşatıyorum. Sonrasında sebzelerle birlikte İç harcımı güzel bir şekilde karıştırıyorum. Bu harç o kadar lezzetli oluyor ki yediğiniz en lezzetli dolma olacak gerçekten. İç harcımı güzel bir şekilde karıştırdım. Hemen taze dolmalarımın sebzelerini keseceğim. 4 adet kabak kullanıyorum. Kabakları yuvarlak ve uzun olacak şekilde kesiyorum. Taze kabakla muhteşem oluyor bu dolma. Ve görüntüsü de şahane oluyor. Tam misafir sofralarına layık bir taze dolma. Yaklaşık kabakların uzunluğu 3 cm kadar oluyor. Yani 3 parmaklık uzunluğunda diyebiliriz. Kabaklarımı güzel bir şekilde doğradım. Sonrasında oyma işlemine geçiyorum. Kabakları kesinlikle çok fazla oymayacağız. Kenarları etletli etli kalsın istiyoruz. Yani kabak tadı almak istiyoruz. O yüzden bu şekilde kabağın içerisine oyuyoruz. İki tarafı da açık oluyor. Buna dikkat edin. Ve çok hızlı bir şekilde pişiyor gerçekten. Kabakların tamamını güzel bir şekilde oyacakla oyuyorum. Eğer oyacak yoksa bir kaşığın sapıyla da çok rahat bir şekilde oyabilirsiniz. Sonrasında hemen tencereme aldım. Tencerenin içerisine dolma süzgecimi aldım ve ters çevirdim yapışmaması için hazırlamış olduğum kabaklarımı ve iç harcımı buluşturuyorum. İçerisine bol bol iç harcımdan yerleştiriyorum. Çok az bir boşluk bırakıyorum pişme payı olarak. Ağzı yukarıya bakacak şekilde tencerenin içerisine yerleştiriyorum. Kabak sevmeyen çocuk kalmayacak bu tarifle. Normalde çocuklar sebzeler konusunda seçicidir herkesin bildiği gibi. Ama bu tarif hem kıymalı ve pirinçli olduğu için çocukların da dikkatini çekiyor. Ve de zaten yoğurtla süslediğiniz zaman tadına doyum olmuyor. Penceremin tamamını doldurdum. Biraz da küçük bebek patates kullandım. Onların da içlerini aynı şekilde doldurdum. Hemen ocağın üzerine kazanımı aldım. Dolma taşını üzerine ekledikten sonra hemen içerisine yaklaşık 1 litre kadar su ekledim. Kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Kaynadıktan sonra ocağımın altını kontrollü bir şekilde kısacağım. Gördüğünüz gibi tencerem içerisindeki dolmalarım kaynamaya başlamış. Kaynama aşamasında altını kısıyorum ve kısık ateşte yaklaşık 45 dakika kadar pişireceğim. Kısık ateş olduğu için 45 dakika pişiyor. Harlı ateşte ise dikkat edin yarım saat yeterli olacaktır. Dolmaların piştikten sonra servis tabağına alıp sizlere göstereceğim ve dolmalarım pişti hazır. Servis tabağına aldım. Üzerine sarımsaklı yoğurt döküp servis edebilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Tadına bir bakan tekrar yemek istiyor. O kadar lezzetli bir dolma. Tarifimde iddialıyım. Umarım dener ve yorumlarda belirtirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah emanet olun.